Bulunduğumuz bölge Nilüfer Barajı su havzası bölgesi ve gördüğünüz gibi tamamen kurak durumda. Her sene ne yazık ki bu dönemlerde sonbaharda yağışsız geçerse, hele kurak bir sonbahar geçirsek Bursa'ya en önemli beslenen kaynaklardan biri olan Nilüfer Barajı kuruyor. Şu anda BUSKİ'nin verilerine göre %1 diye görünüyor ve büyük ihtimalle balçık halinde kullanılmaz su. Nilüfer Barajı Doğancı'yı besliyor. Yani Bursa'nın en önemli barajı, Bursa'nın içme suyu kaynağını sağlayan en önemli barajı, onu besliyor. Ve Nilüfer Çayı kurumuş şu anda gördüğünüz gibi. İklim değişikliğinde beraber hepimizin içinde bulunduğu, yaşadığımız iklim değişikliğinde beraber bir taraftan da kontrolsüz sanayi tarafından kullanılan kontrolsüz su ve sanayi tarafından kirletilen su kaynaklarımız, bir taraftan tarım için kullanılan kontrolsüz su kaynakları yüzünden 20-30 metre altımız Nilüfer Barajı. Sizin de gördüğünüz gibi Nilüfer Barajı'nda su yok. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin BUSKİ'nin verilerine baktığımızda da barajdaki su oranı %1. %1 demek yok anlamında geliyor. Yani şu an bu barajın içerisinde can suyu dediğimiz su bile yok sayılabilir. Oysa ki bu baraj Bursa kentini besleyen en önemli su varlığımız. Hemen altımızda Doğancı Barajı var. Doğancı Barajı'nda da su oranı %50'nin çok altına düşmüş. Verilere göre birkaç aylık, yani 1,5-2 aylık su kapasitesi var Doğancı Barajı'nın. Yani bu kuraklık böyle devam ederse Bursa kenti ciddi bir kuraklıkta, susuzlukta karşı karşıya gelecek. Kuraklık devam ederse biz 2 ay sonra çeşmeden içecek su bulamayacağız Bursa'da. Kaç seneden beri kurak gidiyor. Böyle bak Kasım geldi, ta yağmurlar yağmadı. Barajlar kaç seneden beri böyle kuraktan şey diyor. Eskiden dömene çok kar yağıyordu. Kaç seneden beri öyle kar yağmıyor yani. Böyle kar yağmıyor kaç seneden beri. Onun için kurak gidiyor, kuraktan sular da kesiliyor. Hatta bu dağın dibindeki çıkan sular hepsi dindi yani. 87 seneden beri buradayım. Aşağı yukarı 15-20 seneden beri. 15 seneden beri böyle yani. Yıl kurak gidiyor yani. Kozbudaklar Mahalle Muhtarıyım. 45 yaşındayım. 45 senedir hasbelkader bu köyde yaşıyorum. Bu seneye kadar bu kadar böyle kurak geçmemişti. Sebebi hikmetini tabi Mevla bilir. Barajımız da azaldı. Doğal kaynaklarımız da dinmek üzere. Yağışlara bağlı tabii ki. Mevla vermedi bu sene. Ekim dikimi yapacak olan arkadaşlar buğday, arpadır, yulaftır bu tür şeylerini de dikemediler. Barajlarda, kaynaklarda azalma bu kadar görmemiştim hiç bu seneye kadar. Bu şekilde olmamıştı. Tabii daha öncelerde belki de olmuştur ama benim yaşım ona müsait değil. Ama ben yaşadığım süre zarfında bu kadar böyle kurak geçmemişti.